Uluslararası toplumun şu anda Birleşmiş Milletler'in 5 Güvenlik Konseyi üyesinin iki dudağı arasında çıkan ifadelerle şekilleniyor olması maalesef dünyada uluslararası hukuk açısından bir adaletin, barışın, istikrarın sağlanabilmesi mümkün değil. Yani mevcut düzen bir şekilde 5 Güvenlik Konseyi üyesi ülkenin veto hakları ve yaklaşımları çerçevesinde şekilleniyor. Bu anlamda şöyle mevcut şu anda İsrail'in ve Filistin'in son 100 yıllık tarihine şöyle bir bakacak olursak, özellikle 1897'de Theodor Herzl'in yapmış olduğu toplantıda 50 yıllık süre zarfında İsrail devletini kurma planları ve 1917'de Balfour Deklarasyonu ile başlayan İsrail devletinin kuruluş süreci, 1947 yılında Taksim planıyla yani 212 sayılı BM kararıyla varılan sonuç ve akabinde adım adım aşama aşama devletin kuruluşu ve yeni yerleşim yerlerinin açılması süreci maalesef uluslararası toplumun sadece uzaktan izlediği bir süreç olarak bugünlere gelmiştir. Yani orada bu zulümlerin dünden bugüne her Ramazan ayında, her mübarek günde, her zaman bütün dinler için kutsal sayılan Mescid-i Aksa'ya karşı girişilen bu saldırıların maalesef yenisine tanık olduk. 2017'de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, 1967 savaşından sonra belki de bölgedeki dengeleri olumsuz istikamette en büyük çıkmaza sürükleyen bir karar olmuştur. Ve o günden bugüne meydana gelen olaylarda bir taraftan İsrail Devleti'nin sorumluluğu olduğu kadar uluslararası toplumun da sorumluluğu altındadır. Yani Birleşmiş Milletler bugün barışı ve istikrarı korumak için kurulmuş olmasına rağmen Filistin'de, Suriye'de ve dünyanın pek çok yerinde yaşanan acıların sebebidir. Ve maalesef Siyonist İsrail terör devletinin Orta Doğu'daki bu yeni yerleşim illeri açma ve Filistinlilere karşı giriştiği bu kalkışmayı ve terör saldırılarını meşrulaştırmak için bir kalkan vazifesi görüyor. Bu noktada Birleşmiş Milletler'in artık barışa ve istikrara ilişkin söyleyecek sözlerinin olduğu kanaatinde değiliz. Mevcut yaklaşımları dünyayı 5 egemen Güvenlik Konseyi üyesi ülkeden ibaret sayan ve güçlü olanın korunduğu, mazlumların da yok sayıldığı bir statükoyu BM ortaya koydu. Oradan çok fazla ümidimiz yok. Ancak uluslararası toplumun egemen ve eşit bir sujesi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya beşten büyüktür anlayışıyla ortaya koyduğu yeni adil, hakça paylaşıma dayalı uluslararası hukuk anlayışını inşa etmek üzere bir inisiyatif içerisindeyiz. İnşallah bu son Mescid-i Aksa saldırılarına karşı da Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası toplumu harekete geçirmeye ilişkin gayretleri, mücadeleleri sonuç vermiştir. İnşallah bugüne kadar İsrail'in terör devleti uygulamalarının yaptığım yanımda kar kalıyor anlayışını sonlandıracak ve yaptırımlarla Birleşmiş Milletleri ve uluslararası toplum harekete geçirecek inisiyatifi Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inşallah hayata geçireceğiz.